Ve Kabil Rabbe söyledi: "Cezam taşınamayacak kadar büyük. İşte bugün toprağın yüzü üzerinden beni kovdun ve senin yüzünden gizli kalacağım. Yeryüzünde kaçak ve serseri olacağım. Ve vaki olacak ki her kim beni bulursa öldürecek." Birileri Guinness'i bulmalı. O da rekor kitabını alıp buraya kadar gelmeli. Çünkü burada bir adam var, o benim. İnsanlık tarihinde rekor kıracak denli, ölümden en çok korkan adam. Ya daha önce anlatmıştım sanırım. 5 yıl önce mi neydi? Ben bir köprü altında öldürüldüm. Ona sarıldım. O da kulağıma fısıldadı: "Geride kalan tüm zaman güzel," dedi. "Çünkü tüm o anlar şimdiki zamandan çok uzaktı." "Haklısın," dedim. Ve susmaya çalıştım ama o konuştu. "Geride kalan tüm zaman güzel. Çünkü geçmişte hiçbirimizin ölüsü yok. Ama gelecekte olacak." Hangi numara? 459-2476. Ya arabayı Mithat kullanıyordu ve o gün çok yağmur vardı. Sanki her şeyi sürtecekmiş gibi. Tıpkı bir zamanlar o uzun kar yağışında şehri tüm o kar yağışını yutacağını düşünüp sevindiğim zamanlardaki gibi mutluydum. Ama bir yandan da korkuyordum, kaza yapacağız diye. Yağmur çok hızlıydı, araba da öyle. Saatte 120 km hızla gidiyorduk. Bu yeterince hızlı sayılırdı. Gözümü kadrandan ayırmıyordum. Sonra Mithat bana hayatım boyunca duyduğum en tuhaf soruyu sordu. Onca korkuya rağmen, yağmura ve karmaşaya rağmen, durup dururken o soruyu sordu bana. Hayatım boyunca aklımın ucundan bile geçirmediğim soruyu. Ne diyeceğimi bilemedim, cevap veremedim. Ne sordu? Aklımdan intihar etmeyi hiç geçirip geçirmediğimi. Bana bunu sordu. Yani böyle bir soru olabilir mi? Daha önce hiç intihar etmeyi düşünmüş müyüm? Yani bana öyle geliyordu ki insanlık tarihinde aklımdan en az bir defa bile olsa intihar etmeyi geçirmemiş tek bir insan bile yoktur. Mithat öyle sorunca çok şaşırdım. Yani bir yandan da korktum çünkü şaşkınlığım korkumdan daha fazlaydı. Ve şimdi gitmek istiyorum. Aynı şekilde olursam her yere giderim.
Beni öldürür müsün? Bıçak kullanarak beni öldürebilir misin? Tabii. Yani hiç fark etmez ki, bunu yaparım. Ama benim de bir şartım var. Sen de benim için bir şey yapmalısın. İlkokuldayken bir çocuk vardı, Mehmet. O da bir kazayla, bıçak darbesiyle ölmüştü. Okuldan arkadaşımdı. Sonra fotoğrafını gösteririm sana da. Eğer onu bulup gittiğin yerde ona benden söz edersen ve adresimi verebilirsen onu görmek isterim. Eğer bunu yaparsan gerisi çok kolay. Öldüğünde en iyi özelliklerini kaybetmeyen insanlar var. Bizim Cabbar mesela, Kara Cabbar, Obalar Caddesi'nden. Demirspor'un çılgın taraftarlarından biriydi. Öyle iyi koşardı ki. Bir gün taraftarlar arasında bıçaklı bir saldırıda öldürülüyor. Ama koşmayı bir an olsun bırakmadı. Onu günlerce, her gün Obalar Caddesi'nden Gazi Paşa'ya kadar koşarken gördüm. Yani öldüğünde kaybedeceği kadar değersiz bir şey değildi koşması. Zaten buna izin veriliyor. Mesela ben de öldükten sonra muhtemelen sabahları uyanıp ölü olmama rağmen boşluğu ve duvar izleyeceğim. Ava ava. Çünkü en iyi yaptığım şey bu. Özellikle sabahları. Bilmiyorum ama beni topallatıp öldürme. Yapma! Kötüydü. Çok karanlıktı. Çok acı çektim. Sonra bir hırsızlık dönüşüydü. Orospu çocuğu beni tam o anda öldürdü. O gece mal paylaşımında mı ne sorun çıkmıştı herhalde. O spor ayakkabılarla kamera ve radyoyu paylaşamamıştık. Latif dedim. Hala yaşayabilirim. Vurma. Beni hastaneye götür. Kimse bir şey söylemem dedim. Ama gözü dönmüştü onun. Vurdu. Bir daha vurdu. Sonra her ölü aynı yere gitmiyor. Ben bıçaklanarak öldürülenlerin yerine gittim. Annem de oradaydı. O da genç yaşta, çok genç yaşta bir kavgaya yarılmaya çalışmış. Bir bıçak darbesi alarak ölmüştü.
Sadece aynı yer yok. Yani tüm ölenlerin gittiği aynı yerden söz etmiyorum. Ayrı ayrı. Adamın teki tümörden ölmüş. Hem de beyninde. Beyninin daha büyük bir tümör. O tümörle düşünüyormuş zaten. Yani beyniyle düşünmüyor. Çünkü tümör beyni ele geçirmiş. O yüzden çok iyi şiirler yazıyormuş. Çok iyi hikayeler. Şimdi bu adamın aynı yere gittiğini düşünmek zor. O şekilde ölenlerin ayrı bir bölgesi var. Buna inanmışlar. Sonunda yıllar sonra annemle bir araya gelebilmiştik. İyi idare ediyorduk. Her şeyimiz vardı. Sonra ben bir gün dünyaya, eski hayatıma geri dönmek istedim. Ama hafızamda annemden başka hiçbir şey kalmamıştı. Nereye döneceğim, nereye gideceğim bilmiyordum. Biri dedi, o biri kimdi bilmiyorum. Eğer geri dönmek isteyen varsa ve hatırlayabiliyorsa bir adres versin. Serbest kalacak. Ona yaşamı geri verilecek. Aklımda hiçbir şey yoktu. Ne bir adres, ne bir hatıra. Anneme sordum, o da unutmuştu her şeyi. Ben geri dönebilmek için adresi ararken biri geldi akşam karanlığında. Beni öldüren Topal Latif. Hiç değişmemişti. Ayağı aksıyordu. Onu da bıçaklayarak öldürmüşler. Yine hırsızlığa gidiyormuş. Cebinde senin adresin varmış. O gece evine girip seni gırtlakladıktan sonra annenden kalan mücevherleri alıp gidecekmiş. Sonra aylar geçti. Bir gün bana kanlı bir kağıt parçası uzattı. Kağıtta senin adresin yazıyordu. Kağıdı onu affetmem için verdiğini söyledi bana. Kağıdı aldım. Kapılar açtılar. Sonra milyonlarca adım attım. Milyarlarca gece uyudum. Milyarlarca sabah uyandım. Sonunda bulabildim seni. Anneme hiçbir şey söylemeden geldim. Yolda çok rüya gördüm. Sonra bir gece ben eve geleceğim. Gizlice anahtarımla açacağım kapıyı. Kendi anahtarımla. Sen uyuyor olacaksın. Evin ışığı kapalı olacak çünkü sen ışıkta yatamazsın. Yatak odasının karşısındaki buzdolabının kapısını açacağım.
onun ışığıyla göreceğim yolumu, yüzünü. Sen uyanmıyorsun diye başka bir ışık da açmayacağım. Sonra sen bir sebepten uyanacaksın. Yüzünü çevirerek bana bakacaksın. Beni çok özlemiş olan sen, gözlerini açmak yerine daha da kısacaksın. Sonra ben sana gülümseyeceğim. Gözlerimin içi parlayacak. Sen korkudan buz kesileceksin. Ateş gibi yanacaksın. Ve gün ağarıncaya kadar da gözlerini açmayacaksın. Çünkü dedim ona, çünkü ölülerden herkes korkar. Ne yaptın sen ya? Kızın kafasını üflemişsin. Kitaptan falan mı bakıyorsun? Oo. Ölümden daha korkutucu olan her ne varsa, ölü kişinin toprağın altına konularak üzerine toprak atılmasıyla doğrudan ilgili. Gömülmek beni ölmekten daha çok korkutuyor. Ve öyle sanıyorum ki ölünün üstündeki bu toprak örtüsü bir korkunun önlemi. Yeniden uyanacağından korkuyorlar ölülerin. Bir daha ortaya çıkacaklarından. Bir daha evlerine geleceklerinden. Kapıyı bir gece yarısı yeniden çalacaklarından. Çünkü yaşayanlar ölüleri canlı değildi. Tıpkı Lazarus gibi. Korkudan ödüleri kopmuş halde. Yüzleri gözleri mezar yeri çamuruyla, çamurlar üstünde yılanların sürünerek oluşturdukları izler eşliğinde ağlarken görmek istemiyorlar. O yüzden gömüyorlar. Bir de beton döksünler üzerlerine. Annem de peşimden çıkmış. Kendini dışarı atmış tam kapılar kapanırken. Rüyamda gördüm onu. Seni almadan gitmeyeceğim dedi bana. Yine seni biri bıçaklayarak öldürsün. Yanıma geri dön dedi. Bütün kendini güneş onu ısıtmıyor şimdi. Şu an bir uykuda gibi ellerim yeraltı sularında asılı köklerden. Yapraklardan başka